Evet gezen adam Fatih, kankalar neredeyiz? Fleet Farm'dayız. Burada her şey var. Kamp malzemeleri, matkaplar, arabalar, yani aklınıza ne gelecek, ne geliyorsa onlar var. Mesela çim biçme makineleri. Her şey var. Ya gelin gezelim biraz buraları, ne var ne yok. Araba gibi, şunlara baksanıza. Bizim patpatlara bak, patpatlara. Peki biz bugün neden buraya geldik diyeceksiniz. Biz buraya kamp malzemelerinin fiyatlarına bakmaya geldim. Çadırlardır, işte kamp malzemeleridir. Neler var neler yok onları da bir size göstereyim dedim. Dedim gezelim. Gezen adam Fatih Amerika'da, Fleet Farm'da. İnşallah doğru söylemişimdir. Bahçe malzemeleri. İşte gördüğünüz gibi bu yaprakları falan üfleyen şey var ya, o. İşte ofis malzemeleri. İşte tamircilerin dolapları. Yani aklınıza ne geliyorsa burada var abi. Benim her şey aklıma gelmedi. Şu anda sayamıyorum. Siz aklınıza ne getiriyorsanız burada var. Mesela elektronik. Bakalım neler olmuş elektronik. Bizim Koçtaş gibi herhalde burası. Ben daha çok ilk başta şey diye geldim. Decathlon gibi geldim ama burada her şey diyor. Hani var yani. Hey gidi filmler hey. Zamanında para verip de alamazdık. Şimdi de kimse yüzüne bakmıyor. Kasetlerin, CD'lerin. Zaman değiştikçe her şey değişiyor. Zevkler, renkler, hayatlar, her şey. Bu Amerikalılar da götünün keyfini biliyorlar abiler. Bak şimdi abi. Biliyorlar abi, adamlar götünün keyfini biliyor ya. O yüzden obezite oluyorlar. Böyle yiyorlar, yiyorlar. Ne yapalım, yiyorlar. Nasıl obezite oluyorlar. Tamam. Böyle elektronik falan şey düşündüm ama o elektroniklerden değil galiba ya. Bizim elektrikçi malzemeleri galiba. Ben telefon telefon dedim. Aa onlar da varmış. Aa silahlar var. Oo. Silahlara bakın. 1599. Yani 1600 dolar. Şu gördüğünüz makine. Oy. Burada silah almak çok kolaymış. Yani buraya geliyorsun, silahını alıyorsun, gidiyorsun gibi bir şey yani. Şu güzelmiş. Dedim ya her şey var. Görüyorsunuz silahlar da var. Tüfekler de abi diyelim. 700 dolara. Bunun makinesi pek iyi olsun. Bunun götü nerede lan? Silahlardan... Ya ben aslında hiçbir boktan anlamam da silahlardan da hiç anlamam. Anlıyorum, şunu yapıyoruz işte. Sizlere göstermek için. Hep gözüküyor mu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi bütün av malzemeleri falan da var burada. Şimdi gelelim kamp ve av. Amerika'ya geldik, alabileceğimiz en güzel, en iyi tüfeği alalım dedik. Onun da fiyatı yazmıyor. Şaka bir yana, tek bir tüfek almayacağım. Sadece size göstermek için böyle bir poz vereyim.
Bunlar da avcılar için yapılan çadırlar. Gördüğünüz 269 dolarmış. Yani 270 dolarmış. 170 dolara düşmüş. İşte gördüğünüz gibi çadırlar. 170 dolar, 180 dolar diyelim. Çadırın içi avcılar için böyle. Koyuyorlar, oradan da avını avlıyorlar. Hayata bakar mısın? Koltuk umultuk var şimdi ya. Sıçmaya bile koltukla gider bunlara. Uyku tulumu var 15 dolara. Buna çadır abi. Mouse mouse. Bize 39 dolar. Burada olsaydı bir iki tur atardı. Ya bisikletle İstanbul'da kullanmak için yer yok. O yüzden bu konuda biraz dertliyiz yani. Bisiklet alsak şimdi tehlikeli olur. Yine de alacağız gerçi ama bu sene almadık. Eski bisikletiyle idare ediyor. Fazla da sürdürmüyoruz zaten. Sezon bittiği için fazla çadır da yok. 110-120 dolara. Bakın böyle bir çadır var. İşte pahalı mı ucuz mu siz karar verin. Mesela şu 40 dolarmış. Bence ucuz. 40 dolara. Yani şu çadır. Bundan neymiş? 139 dolar yani 140 dolara şu çadırı indirmeyi göstermiştim. Ev gibi baksanıza. Ben de gelmişken bir çadır alayım dedim. Şu çadırı alacağım şimdi. 100 dolara. Mesela şöyle güneşlik falan da lazım kampçılara. Çadırınız var ama gün içinde sıcak olduğu zaman da bakın 200 dolarmış. Gerekiyor gerçekten eğer kalabalıklı bir aileyseniz. Çünkü güneşten yanıyorsunuz yani bazen hani gölge bulamazsanız. O yüzden böyle bir şey de almak gerekiyor. Kampçılara tavsiyem. Eğer uygun bir yerde bir şey bulabilirlerse alsınlar böyle arabalarına koysunlar. Kamp yapacakları zaman birkaç gün geçireceklerse. Çünkü ben ilk gittiğimde kamp yerlerini böyle sıcaktan kavruldu çünkü bazen yer olmuyor yani çünkü sahile yakın yerlerde olmak istediğiniz zaman hatta geri bile dönmeyi düşünüyorsunuz sonra yer buluyorsunuz falan güneşin ağaçı altı falan ama bulamadığınız zaman da yani çekilmiyor yani güneş altında kamp yapmak. Şimdi de yataklara bakıyoruz böyle kamp için. Şunlar var, sezon bittiği için de fazla da seçenek yok, bunlar elektrikli. Batarya falan diyor ama nasıl anlamadım. Ya biz aslında otomatik şişenlerden lazım. Burada var mı bakacağım şimdi. Şunlar var. 70 dolara ama elektrik lazım bunu çalıştırmak için. Aslında kafaları adaptörle çalıştırabilirsin bunu. Şunlar herhalde şarjlı. Bu mu elektrikli? Şarjla arıyorum. Kamp alanında hiç uğraşmadan kendi kendine şişebilmesi lazım. Hangisi? Tam anlayamadım. İşte bunlar da çadır yatakları. Şarjlı, elektrikli. Değişiyor fiyatına göre.
Gördüğünüz gibi arabayla ilgili de her şey var buralarda. Silecekler, yağ var. Bir ileride elbiseler var. Under Armour. İşte ne bileyim Minnesota ile ilgili takım formaları, işte tişörtleri, sivitleri, her şey. İşte burası her şeyin olduğu bir market. Under Armour tişörtler, gördüğünüz gibi montlar. Her şey var. Gezen adam Fatih Amerika'da sizler için gezmeye devam ederken kanalıma abone olmayı, likelamayı ve yorum yazmayı da unutmayın. Desteklerinizi, önerilerinizi bekliyorum. New Balance ayakkabılar. Her şey var burada. Tek etmiş ha. Artık bot giyecek mevsimlerde karlar da yağmıyor değil mi arkadaşlar? Gez bitmiyor abi, gez bitmiyor. Her şey var. Mesela oyuncaklar. Walmart ne burası? Burada da yataklar var böyle. Bakıyoruz işte. Biz hep böyle bakarız işte. $9 iyi mi ya? İyiymiş aslında. Halal diyoruz. Halal.